Egeon TV'nin değerli izleyenleri, 6 Şubat 2023'te canımız ciğerimiz yandı. Bitmeyecek derin bir iz bıraktı tüm Türkiye'de deprem felaketi. Binalar çöktü, ahırlar çöktü, binlerce canımızı yitirdik, binlercesi yaralandı. Tabii bizim de konumuz hayvanlar olduğu için bu konuda deprem ve hayvan konusunu işlemeye karar verdik bu hafta. Depremden önce hayvanların, hayvan sahiplerinin ne gibi hazırlıklar yapması gerektiği ve ilk yardım konularını konuşacağız bugün Özlem Hanım'la. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii acı bir süreçten, dönemden geçiyoruz. Maalesef. Ama bunları da öğrenmemiz gerekiyor, toplumun bilgilenmesi gerekiyor. Evet. Bu konuda size birkaç sorum olacak. Tabii. İsterseniz başlayalım. Depremden evcil hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, önce onlarla başlıyorum. Tabii ahır hayvanlarımız da var, büyükbaş, küçükbaş. Onlar nasıl etkileniyorlar? Bizlerle apartmanlarda yaşıyorlar. Evet. Psikolojileri nasıl oluyor? Öncesinde, sonrasında hissediyorlar mı? Nasıl etkiliyor onları? Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Amin. Bütün memleketimize geçmiş olsun. Evcil hayvanlarımız da en az bizim kadar etkileniyorlar. Belki bazı durumlarda bizden bile çok. Aslına bakarsanız evcil hayvanlar, benim kendi evcil hayvanlarım da var biliyorsunuz. Hı hı. Deprem zamanında önceden hissedip farklı hareketler de gösterebiliyorlar. Köpeklerde aşırı havlama, sürüler halinde havlama, işte kedilerde huzursuzluk, kuşlarda yine huzursuzluk. Bazen bizden önce hissedebiliyorlar depremi ya da doğal felaketleri diyebilirim. Deprem anında da bizim etkilendiğimiz ne varsa onlar da aynı şekilde etkileniyor. Kendilerini güvensiz hissediyorlar tabii ki, kurtarıldıktan sonra bile korku hali, panik atak hali devam ediyor. Hı hı. Onlar da çok derin etkileniyorlar. Peki şimdi böyle bir felaket meydana geldi diyelim. Bir daha Allah korusun tekrarından. İlk yardımı nasıl yaparız hayvanlara? Onlar da acı çekiyorlar, saldırgan olabiliyorlar. Yani bize bunun da ilk yardımından bahsedebilir misiniz? Evet. Nasıl biz yaklaşabiliriz sıradan insanlar? Aslında benim genel olarak yanlış gördüğüm bir şey var. Hemen su verme eğiliminde olunuyor. Bu yanlış. Bu deprem içinde geçerli, herhangi bir kazaya uğramış hayvan içinde geçerli, arabada çarpsa aynı şekilde. Travma olan bir hayvana bir şey yedirip içirmeye çalışmamalıyız. Çünkü nasıl etkilendiğini, solunum yolunun nasıl etkilendiğini ya da etkilenmediğini bilmiyoruz. Bir kırık var mı, sindirimine, işte solunumuna engel bir durum var mı bilmiyoruz. Bizim iyilik olsun diye yapacağımız bir şey bu hayvanlara zarar verebilir. Yani hemen su vermekten ziyade hayvanı mümkün olduğunca stabil hale getirip, hareketsiz hale getirip, mümkün olduğunca omurgasına zarar vermeden en yakın veteriner sağlık kuruluşuna götürmemiz gerekiyor. Yoksa biliyorum, insani olarak hani su verelim, çok susuz kaldı, hani yardım edelim istiyoruz ama istemeden yanlış şeylere sebep olabiliriz. Evet. Devam etmeden önce şeyde dönmek istiyorum. Deprem felaketi yaşamadan önce herkes, uzmanlar televizyonlarda söylüyorlar. Deprem çantası hazırlayın, hazırlıklı olun. Türkiye bir deprem bölgesi, kuşağı. Evcil hayvanla sahip olan insanlar nasıl bir hazırlık yapabilirler deprem öncesi için? Hangi tür hayvanınız olduğuna göre değişmekle beraber, kediniz, köpeğiniz ya da kuşunuz. Hı hı. Kuşlar birazcık daha şanslı mı diyeyim? Çünkü kafes nispeten koruyucu etki, hı hı, gösteriyor. Evet. Ağırlığın üzerine düşmesine engel oluyor en azından. Kediler için mutlaka, kedi ve köpekler için mutlaka kuru mama, yaş mama, suyunun bulunduğu bir çanta hazır bulunmalı. Köpekler için deprem anında güvenli bölge olarak belirlediğimiz bir yere anında geçebilmesi için bir komut öğretmeliyiz. Mesela yerine, mesela işte nedir, duvar dibi, işte ne masanın altı, koltuğun yanı, bir bölge, bir üçgen, belki bantla bile işaretleyebiliriz. Hemen yerine dediğimizde, güvenli bölge neresi ise işaretlediğimiz yere köpeğimiz anında gitmeli. Bunu artık ödül maması mı verirsiniz, başını mı okşarsınız? İlk başlarda ödül mamasıyla, sonrasında başını okşayıp olumlayarak, sonra aferin oğlum, aferin kızım diyerek bunu olumlayabiliriz.
Kediler içinse bu durum çok daha zor. Çünkü kediler öyle kombo daha özgür. Daha özgür. Evet. Hani bizim sözümüzü yerine geç demekle evet. geçmez o. Ama evet. ne yapabiliriz? Bir box'ı veteriner ziyaretinde kullanılmayan bir taşıma kabını, bir taşıma çantasını güvenli alan olarak belirlemesi için üzerine ince bir örtü sererek, içine ödül maması, yaş mama vesaire koyarak oraya kendini güvende hissetmesi için oraya girmeye teşvik edebiliriz. Yine kediler için de kuru mama, yaş mama ve su konulması çok çok önemli. Bu kuru mamalarında, yaş mamalarında biliyorsunuz bir son kullanma tarihi var. 6 ayda bir kontrol edelim, yenileyelim. Gerekirse yenileyelim. Hani onu yediririz oradakini, sonra yerine yenisini koyarız. Küçük küçük paketler halinde de alınabilir bu. Daha pratik, daha kolay olabilir. Kuşlar için de aynı şekilde su ve yem. Ama hani mamaya ulaşamamışsak, kuş yemine ulaşamamışsak kuşlar için de, kedi ve köpekler için de alternatif bazı şeyler verilebilir. Alternatiften kastınız ne olabilir en basit? Yani, ekmek vesaire hani hayatta kalmasını sağlayacak basit. Evet, basit onlara şeyler. Zararlı olmayan. Evet. İnsana ve hayvana uygun. Evet, aynen onlar. Mesela kedi ve köpekler için orada dağıtılan yemeklerden el altında bulunan karbonhidrat ağırlıklı değil de daha çok işte protein ağırlıklı olanlardan peynir, yumurta, yoğurt gibi, haşlanmış tavuk gibi, belki haşlanmış et gibi ne varsa çorbalar, aşırı yağlı salçalı olmamak kaydıyla şehriye çorbaları, yayla çorbaları vesaire de verilebilir kedi ve köpekler için söylüyorum. Ekmek de mutlaka ilave edilebilir. Evet. Makarnalar, pilavlar bu hayvanlara verilebilir. Ama bunlar ne diyorum? Acil durum planı. Çok olağanüstü şartlar altında. Olağanüstü şartlar altında bulamadığımızda. Kuşlar için de meyveler verilebilir. Meyvelerin içerdiği şeker oranı maalesef yüksek ama ölmesin. Başka da yem yok, kuş yemi yok. Ne yapacağız? Mutlaka bir şey vermemiz lazım. Yeşillikler de verilebilir, bazı meyveler de verilebilir. Ekmeği hiç önermiyorum ama başka hiçbir şey yoksa ekmek bile verilebilir. Böyle olağanüstü hallerde ama afet durumlarında, felaket durumlarında. Tabii tabii. Peki şimdi kurtarılan hayvanlarımız var enkazdan. Bunların evet. da psikolojileri insanlar gibi. Bozuk, karanlıktalar, tozun içindeler, bu depremde soğuktalardı, yapayalnızlar, evleri başlarına yıkıldı. Evet. Bunların psikolojilerini onarmak için bizlere düşen görevler ne? Neler yapabiliriz? Bizim kliniğimize de geldi depremzede hayvanlar. Onların sahiplerine de söyledim. Hayvanların psikolojisi henüz depremi atlatabilmiş değil şu aşamada. Bir veteriner kontrolünden sonra gerekiyorsa bitkisel ya da kimyasal bazı sakinleştirici, bazı anksiyeteyi giderici ilaçlar kullanılabilir veteriner hekim kontrolünde. Yok kullanılmayacaksa, daha hafifse travmaları, ses tonumuzu çok yükseltmemeye çalışmalıyız. Çünkü hala o olayın şokundalar, aşırı bağırma, çağırma, elektronik aletlerin gürültüleri, aşırı kalabalık ortam, bunları minimuma indirmeye çalışmalıyız. Bunun dışında hayvanlara evin her bölümünü açmaktan ziyade deprem şokunu atlatana kadar, kendilerini güvende hissedinceye kadar tek bir odada yavaş yavaş açmalıyız. Önce tek oda, kediler için özellikle, çünkü korkuyorlar ve sınırları, bulundukları ortamın sınırını bilmeye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden tek bir küçük oda, en az eşyalı odayla başlayalım. Mama ve su kapları bir yerde, tuvaleti tam ters yerde olacak şekilde bir odadan alıştırarak diğer odaları açalım. Evet, sahipsiz kalmış hayvanlar var. Onlar kurtarıldı ama aileleri maalesef bazı yaşamlarını yitirdiler bazıları. Bunlar da tabii ne yapacaklarını bilmez halde oluyorlar. Bunların rehabilitesini nasıl sağlayabiliriz böyle hayvanların her zaman? Çok güzel bir soru sordunuz. Sizinle yılbaşından önce bir mikroçip programı yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Evet, evet, mikroçip programı. Evet, mikroçipin önemi burada işte devreye giriyor. Çünkü bu hayvanın kime ait olduğunun bilinmesi gerekiyor. Veteriner hekimler, sağ olsunlar meslektaşlarımız, merkez konseyimizin organizasyon sonucu deprem bölgesinde hemencecik örgütlendiler. Orada sahra hastanelerini kurdular ve orada depremden kurtulan hayvanlarımızın mikroçip kontrollerini yapıyorlar. Yani önceliğimiz bu hayvanı bir veteriner sağlık kuruluşuna götürmek. Deprem bölgesinde de var. Bütün 11 ilin 11'inde de meslektaşlarım, gönüllü meslektaşlarım canla başla nöbetleşe çalışıyorlar.
Önce mikroçip kontrolü, sonrasında kime ait olduğunu bulduk mu, sahibini bulduysak ve sağsalar onlara teslim etmemiz gerekir. Yasal açıdan da böyle olması gerekir. Yoksa şöyle düşünün, arabamız sahipsiz sanılıp başkasına verilse ne olur yasal açıdan? Mal kapsamındadır bizim kanunumuza göre. Size ait bir malın başkasına verilmesi hırsızlığa da girer, başka şeylere de girer. Yasal olarak bence çok fazla yaptırımı var. O yüzden önce sahibi var mı, yoksa devletin barınakları onlara teslim edilmeli. Hayvanlar rehabilite ederek sahiplendirilebilirler. Evet, aynen öyle. Bulaşıcı hastalık riskinden bahsediliyor bu maalesef arada deprem bölgesinde. Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Biz neler yapabiliriz? Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riski bu bölgede çok fazla. Bunun birden fazla sebebi var. Birinci sebebi, ekosistem orada bozuldu. Olağanüstü hal var. Bütün denge bozuldu. Bütün denge bozuldu. Birinci sebebi bu. Evet. Olmayan hastalıklar yerin altından çıktı geldi. Toprağın altından çıktı geldi. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi hijyen sorunları. Hijyenin çok iyi olmadığı, suyun çok iyi olmadığı, işte tuvalet alanlarının, banyo alanlarının çok iyi olmadığı bu bölgelerde bazı bulaşıcı hastalıklar olabilir. Bakteriyel hastalıklar da olabilir, hayvanlardan geçenler de olabilir. Bunun dışında fare istilalarına bağlı, haşere istilalarına bağlı hastalıklar da olabilir. Çünkü bunların taşıdığı bir sürü hastalık var. Kuduz olabilir, uyuz olabilir, gastroenterik hastalıklar var. Sindirim yolunu etkileyen, hayvanlardan bize bulaşan. Onlar da görülebilir. Bunun önüne geçmesinin birinci yolu hijyen kurallarına dikkat etmek. İkinci yolu mümkün mertebe yapılan aşıların, aşılamaların ve ilaçlamaların düzenli olarak tekrarının yapılması. Kuduz aşısı varsa hayvanımızın korkmamıza gerek yok. Yılda bir kuduz aşısı yaptırılmış bir hayvanın bize kuduz bulaştırma ihtimali son derece düşüktür. Ama yıllık kuduz aşısını yaptırmamışsak en yakın zamanda kuduz aşısını yaptırmalıyız hayvanımızın. İç dış parazitini düzenli yapıyorsak yine korkmamıza gerek yok. Ama tekrarlamakta böyle afet durumlarında, felaket durumlarında iç dış paraziti özellikle tekrarlamakta fayda var. Aşıları ihmal etmiyoruz. Evet. Olağanüstü şartlar da olsa ileride kimseyi etkilememesi için hem hayvanları hem insanları koruyucu hizmetleri almalarına devam etmesi gerekiyor insanların. Toplum sağlığı için de hayvan sağlığı için. Hayvan sağlığı. Evet. Peki, o zaman son şeyi de sormak istiyorum. Biz hep kedi, köpek, evcil hayvan, kuş bahsettik ama ahırlar da çöktü, altında kaldılar. Bunlara yem destekleri gitti, aç kaldı hayvanlar. Bu küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarla ilgili de bizim bilmemiz gereken şeyler var mı? Hem deprem öncesi hem deprem sonrası salgın hastalık vesaire. Tabii ki beslenmesi. Evet, tabii ki var. Şimdi bu hayvanların ilk sorunu beslenmeydi. Bölgeye hala gidiyor, yem destekleri gidiyor ama yeterli olmuyor maalesef. Çözüm önerileri üretilmeye devam ediyor. Toprak altından kurtarılan, göçük altından kurtarılan aslında bizi besleyen hayvanlarımız da var toprağın altında. İnekler var, koyun, keçiler var. Yaşamını bununla kazanan insanlar perişan oldular. Bunların işte önlemleri alınacaktır. Devlet yerine verecektir diye umut ediyorum. Kimin kaç tane hayvanı telef olduysa devlet destekte bulunmalıdır. Böyle düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım bir daha böyle bir sohbetle ekranlara gelmeyiz. Neşeli konular konuşuruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.